gitsin ya polisler. Gördüler tabii arabayı güvenlik kamerasından. Görüntü hiç net değil. Şekli anlaşılmıyor. Halit'in kolunda tam bu büyüklükte bir dövme vardı. Hapishane işi, Bandırma'da yaptırmış. Sen nereden tanıyorsun bu Halit'i? Amirim, araç en son Edirne yolu üzerinde görülmüş. Selim hadi. Biz peşlerinden gidiyoruz. Gelen her bilgiyi anında bize ileteceksiniz. Tamam, yürü. Şunlara. Tamam ben giydireyim o zaman. Tamam bağırma, bağırma, bağırma ya. Allah Allah. Bak bu durumdan ben de hoşnut değilim, tamam mı? Ama bir süre birbirimizi idare etmemiz gerekiyor. Şu karşıdaki arabaya bineceğiz. Hava buz gibi, yerlerde soğuk. O yüzden çıplak ayak yürümediği yaptım. Tamam hadi gel, şimdi seni kucağıma alacağım. Bağırmayacaksın, tamam mı? Yoksa ayakların donar. Anlaştık mı? Hadi. Ya da sen bilirsin. İstiyorsan çıplak ayakla yürüyebilirsin. Bence de aynı fikirdeyim. Hadi gel bakalım. Al. Bakma Reyhan, kötü kötü. Ödünç alıyoruz. Gideceğimiz yere varalım. Bırakırız. Sahibi yokluğunu bile fark etmez. Tak şu kemerini, tak ya öyle. Şunu tak. Öyle şey. Bunları iç, bunlar seni sakinleştirecek şimdi. Uyutacak biraz. Öyle bir şey yapmadan beklemeye dayanamıyorum. Yeter artık, ne olur. Perişan ettin kendini. Bulunacak, merak etme. Araç en son 4.15'te Çorlu Sapağı'nda tespit edilmiş, tamam. Yoldayız, tamam. Acıktın mı? Belki şurada bir şey vardır. Bak ne buldum. İster misin? İyi tamam, bak buraya koyuyorum. Eğer acıkırsan yersin, tamam. Ya fıstık, adını söylemeyecek misin bana? Anladım, söylemeyeceksin. İyi, konuşmak istemiyorsan bizde zorlama yok. Sen ne kadar inatçı bir şey çıktın ya. Tamam, adını konuşmak istemiyorsan saygı duyuyorum. Ama beni duyabildiğini biliyorum. Evde verdiğin tepkilerden anlaşılıyordu.
Ayrıca ses çıkarabildiğini de gördük. Yani ben de istemiyorum bu duruma. Yol arkadaşı olduk. Yapacak bir şey yok artık. O yüzden bir şekilde seninle anlaşmamız lazım. Tamam. Bak elini böyle yaparsan evet dediğini, böyle yaparsan da hayır dediğini düşüneceğim. Anlaştık mı? En azından bir düşün bakalım. İşe yarayabilir. Yahu buhar olup uçmadı ya bu araba. Geçmediğine emin misiniz? Eminiz komiserim. Belirtilen model ve renkteki tüm araçların kontrolünü sağladık. Bu bölgeden geçiş yapmadılar. Yan yollar, köy yolları. Oralardan devam etmiş olmalı. Bak şimdi, şu bölgenin tamamının bütün ekipler tarafından araştırılmasını istiyorum. O bölgelere jandarma bakıyor komiserim. Tamam işte, onlarla da irtibata geçin. Bilgileri var zaten. Emredersiniz komiserim. Evet. Basın, Twitter her yerde kaçırılmayla ilgili haberler dönüyor. Hay Allah kahretsin. Nasıl sızmış bilgi? Ne bileyim yani. Hülya Arkan'ın evinde çalışan biri gitmiş bir arkadaşına mesaj atmış. Ondan ona, ondan ona derken her yere yayılmış işte. Hülya Arkan'ın yanında bizden kim var? Murat var. Tamam, söyle Murat'a bizden onay gelmedikçe Hülya Hanım kimseye açıklama yapmasın, bilgiyi doğrulamasın. Tamam. Ne oldu? Acıktın mı? Niye sallanıyorsun ya? Allah çişin mi geldi yoksa? Bak istersen bir yerde durabilirim ha. Tamam. Peki o zaman. Anlaştık. Burada bir yerde kimse seni görmez. Bak şu çalılık uygun görünüyor. Ne diyorsun? Bas. Ah. Hadi bakalım. Hadi fıstık koş. Hoppa. Basın resmi açıklama için sıkıştırıyor. Kemal. Emniyet müdürü, valilik hepsi tepemde. Sense elimde hiçbir şey yok diyorsun öyle mi? Amirim gittikleri yönü sapladık zaten. Birkaç saat öncesine kadar takipteydik. İzini şimdilik kaybettik ama üzerinde çalışıyoruz. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır ya. Efendim fidyeciler henüz Hülya Arkan'la iletişime geçmedikleri için ancak trafik ekipleri sayesinde yer tespit... Kemal, üstlerime haber vereceğim somut bilgiler lazım. Bir an önce bir şeyler bulmazsan hepimizi topa koyacaklar. Merak etmeyin amirim peşindeyiz. Hadi bir şeyler bul hemen. Ne oldu? Kasabanın içinde arabayı terk edilmiş halde bulmuşlar. Hadi hemen. Benden akıllı olduğun kesine. Konuşmayarak en iyisini yapıyorsun biliyor musun? Zaten insan ne kadar derdini anlatmak istese de karşıdaki duymak istediği kadarını duyuyor. O zaman da konuşmaya gerek yok. Boş laf. Eskilerin bir lafı var. İnsanın ağzından giren değil, çıkan kirletir diye. Aynen öyle biliyor musun? Ben hep bunu gördüm. Hep yalan gördüm, hep dolan. Gerçi başkalarına karşı susmayı öğrensen de insan kendi içine susmayı bir türlü öğretemiyor. Yani burayla buranın sesini bir türlü kesemiyor. Ne diyorsun fıstık? Aynı fikirde misin sen de? Değil mi? Aynen öyle işte ya.